Gençler selamlar, ben Umut. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. The Bridge Curse'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm burada kalmıştık. Kısa bir video olmuştu ama girişimizi yapmıştık abi. Şimdi bu bölüm görevimiz ne? Canlı yayına hazırlanmak için yurduna dön demiş. Tamam, yurduma döneceğim abi. Şurada bir şey yazıyor. Onu okuyacağım. Sonra şu kapıdan çıkacağım, gideceğim. Yurdum nerede? Hiçbir fikrim yok. Yurdumu da bulacağım artık. Oyuna başlamadan önce tabii ki videoları eğer beğeniyorsanız like'layıp yorum atmanızı rica ediyorum. Korku oyunlarını da seviyorsanız kanalıma abone olmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü genelde korku oyunları atıyorum. Şimdi şuradan bir bakalım. Her odayı ve BT binasındaki yerini etkileyen bir kat düzeni. Yeni öğrencilerin ve ziyaretçilerin nereye gitmeleri gerektiğini hızlıca bulmalarını sağlar demiş. Tam bizim bununla bir alakamız yok ya. Biz defolup gidelim. Aç kapıyı kral. Selam. Vallahi insana da benzemiyorsun ama. Ne oluyor lan? Buraya gösterdi. Aga burası da çok büyükmüş. Acaba gideceğim yeri mi gösterdi o bana, yoksa farklı bir yeri mi gösterdi? Bir dakika, şurada şapka var. Alabiliyor muyuz? Günlük tarz için harika. Çok gönüllüyüz. Sizden çıkmayı zorlaştırıyor. Abi bu nedir? Yani bunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur ya? Ağam ben nereye gideceğim ya? Burası da çok büyükmüş ha. Dur, yurt burası galiba. Yok, bölümler arası öğretim. Burası değil. Tarafa doğru bir yol alalım bakalım. Bir dakika. Selam. Kafamı sokabilseydim güzel olurdu ama sokamadım. Bir dakika, bir yerden bir ses geliyor ama. Aa, abla orada. Öğrenci yurdu. Bana gideceğim yeri gösterdi. Sağ ol kral ya. Vallahi billahi kral. Ve ben de bunu hiç yadırgamıyorum yani. Hani bu kimdir, nedir, hayalet midir? Kapılardan geçiyor. Adam kayboluyor falan yani. Hani hiç umurumda olmadı. Bu da benim gayet akıl sağlığımın yerinde olduğunu gösteriyor. Kırmızı ayakkabılı kız ve sahip olunan otomat. Söylentiye göre bir kız öğrenci bir binadan atlarken bir çift kırmızı topuklu ayakkabı giyiyordu. Şimdi aynı topuklu ayakkabılar gece geç saatlerde kampüste kendi başlarına yürürken bulunabilir. Binadan düşen bir erkek öğrenci aşağıdaki otomat makinesine çarptı. Makine perili hale geldi ve genellikle ruh haline göre rastgele ürünler tükürdü. Şimdi orijinal otomatın atılmasından yıllar sonra ruh hala Tunghu Üniversitesi'ndeki otomat makinelerine musallat oluyor. Efsaneye göre ruh en çok yurdun sosyal odasında ortaya çıkar. Allah Allah. Envanterini açmak için tamam. Bir dakika, mesaj mı geldi? Vay patron, acımasızsın, merhamet et. Laubaliliği sevmem. Mesajları okuduğunu biliyorum. Her neyse, köprüye gidiyoruz. BTV. Seni orada göremezsem odana geliyorum. Bunu yapmanı istemiyor. Bunu yapmamı istemiyorsun. Ne diyorsun kral? Anlamadım ya. Bu tarafa herhalde gidemeyiz. Burası çıkış kapısı falan diye düşünüyorum. Bilmiyorum, çok da emin olmamakla birlikte.
Öğrenciler arasında popüler olan bir şaka koleksiyonu. Şaka değil de saka herhalde, yani tam anlayamadım. Bu kitapların kimin bastığını ve paylaştığını kimse bilmiyor. Ancak bir slogan var. Bu fıkraları okumadan kendinize Tunç Hoca öğrencisi diyemezsiniz. Başlık: Günaydın hey Hayalet Hanım. İçerik: Herkes lanetli köprü sadece gece yarısı çıkıyor. Xiaomin de öyle düşünüyor. Bu yüzden genellikle köprüyü sınıfa kısa yol olarak kullanır. Bir gün köprünün yanında bir kadın hayretle karşılaştı. Kıza sadece geceleri dışarı çıkman gerekmez mi diye sordu kız. O gece okuluna, ben de gündüz okuluna gidiyorum diye yanıtladı. Bravo, çok komik ya, acayip. Tüm öğrenci sakinlerini izlemek için kullanılan bir kitap. Tüm odaların ve sakinlerin kayıtları var demiş. Güzel. İşime yarar mı? Alamadığıma göre yaramaz. Çok da önemli bir şey değil anladığım kadarıyla bunlar. Hey! Hayalet. Aa, otomat. Hadi bakayım bakayım, ruh halin ne istiyor senin? Evet. Allah bereket versin. Ağzına sıçayım senin ben. Oğlum burası nasıl bir yurt lan? İnsan burada götü düşer oğlum. Götü götü. Kız başıma ben buralara nasıl geleyim, nasıl ne yapayım, ne olsun ya, ne oluyoruz anlamadım ki ben. Biraz tırsmaya başladım da. Bak, buralara giremediğimiz için hiç girmeye tenezzül bile etmiyorum şu anda. Arkada ne var onu da böyle hayal meyal görebiliyorsun ama yani çok sıkıntı bir durum değil. Oğlum çok pis, çok kötü bir yurt burası ya. İğrenç. Oğlum öyle kapı mı kapatılır lan? Manyak. Benim adam galiba 414. Selamun aleyküm. Şurada bir yunak ya. Sade gümüş yüzük eskiden sadece nişan için kullanılırdı. Şimdi ise moda sembolü demiş. Okey. Terlik. Böyle her şeye bakmamıza gerek yok herhalde ya. Yani terliğinde ne olduğunu biliyoruz sonuç olarak. Allah, alsaydık bari ya. Bir tüttürseydik şurada. Neyse, odama gidiyorum abi. Buralarda benim işime yarayacak herhangi bir şey yok. Gördüğümüz her şeyle etkileşime geçebiliyoruz ama hiçbir şey de alamıyoruz. Öyle de bir olay var. Sadece onların bize ne olduğunu anlatıyor oyun. Kapat. Bu kim lan? Hayatının geri kalanını elinde tutan kişiyle geçireceğine gerçekten inanıyordu. Allah Allah. İyi. Kral, böyle sesler gelmese hayat bizim için daha yaşanılabilir olabilir yani, bilemiyorum. Bugünlük Hin Chao ve Yu Qin'in gençlik dönemlerindeki yazılarını içerir. Onlar için gençlik sorunlarının olduğu bir dönemdi ama aynı zamanda gelecek için umutlar ve hayallerle doluydu. Şu anda 8. sınıftayım. Okulumdaki erkekler daha da sinir bozucu olmaya başladı ve diğer kızlarla daha iyi geçinemiyorum. Yeni öğretmenimiz okuldaki ilk günümüzde bize güzel bir ders verdi. Artık hayatın kolay olmayacağını düşünmüyorum. Kolay olacağını düşünmüyorum. In Chao, Chao artık nasıl o? Ya şunu okumayı bir öğrenmem lazım benim. Seni özlüyorum. Tekrar ne zaman sınıf arkadaşı olabiliriz? Yu Qin. Ya da Yu Jin. Bilmiyorum.
Öğretmenimiz hala aynı nazik ve bağışlayıcıdır. Öğretmenin sana sert davranıyor gibi görünüyor. Ama sonuçta üstün yetenekliler eğitimi programının bir parçasısın. Dayan elit. Dayan elit. Anlamadım. Üniversite, elit üniversite. Acaba elit üniversitenin adı mı? Üniversiteyi kabul edildikten ve kendinize bir servet kazandıktan sonra birlikte yaşayabiliriz. Güzel. Ve onun yerine benimle ilgilenebilirsin. Ayrıca büyük annem sizi evimize yemeğe davet etmek istiyor. Seni uzun zamandır görmüyor ve kavga ettiğimizi sandı. Peki. Bir de şuna bakalım. İnça ve Yujin çocukken arkadaşlarınızla günlük alışveriş yapmak popülerdi. Aralarında kalıcı bir alışkanlık ve arkadaşlıklarının bir kanıtı oldu. Yine erkekler tarafından zorbalığa uğradım. Üzerinde çok uğraştım. Örgümü çektiler. Onlara durmalarını söyledim ama dinlemediler. Benimle alay ettiler. Bana ağlayan bebek dediler. Keşke burada olsaydın da bana zorbalık etmeye cüret edemezlerdi. Not, senin evinde takılmak istiyorum ama sen asla evde değilsin. Çok sıkıldım. Seninle oynamak istiyorum, Eugene. Gidip büyük anneme söyleyeceğim. Yarın okul bittiğinde sebze dükkanında ona yardım etmekte biraz geç kalacağım. Gidip önce şu kokuşmuş çocuklara bir ders vereceğim. Çok kızgınım. En iyi arkadaşıma nasıl zorbalık ederler demiş. Win Chao mu? Win Chao mu? Artık neyse bilmiyorum. Başvuru formu Win Chao'nun son 5 yıldaki üniversite notları ve deneyimleri. Bu Win Chao değil de şey olsun. Rukiye olsun abi. Başvuru formu Rukiye'nin son 5 yıldaki üniversite notları ve deneyimleriyle doldurulur. Okay. Rukiye'nin telefon numarası. Bunu arayın bakalım kim çıkacak gençler. 对了，直播功能也要测试一下。这是那时候拍的影片。 Ne videosu lan bu? 其实啊, nasıl güzelmişiz ha. Valla tarzı bir kızmışız. 是因为那个小三吗? Ama seste bir sıkıntı var. Yani şu uzak doğuların konuşma tarzını pek sevmiyorum. Kral ben de mi konuşuyorum? Kimle konuşuyorsun sen? Ne oluyor lan? Beni ürkütmeye başladın bak. Ne oluyor lan? Of siktir. Oğlum katran mı akıyor senden, ne akıyor? Kan da akmıyor ki. Tamam ablacığım bir kere yeter daha. Kolunu komple koparacak ya. Ulan o kadar kesti bir damla kan akmıyor değil mi? Haydi. Niye öyle oldu abi şimdi? Öyle olmasaydı iyiydi ama. Biz hangisiyiz abi ya? Bizim en yakın arkadaşımız intihar mı etmiş? Galiba videodaki kız biz değildik. Ay, ne oldu lan? Kontrolü bana verme. Sakın şu anda kontrolü bana verme.
Ne yapacağımı hiç bilmiyorum çünkü. Bizim en yakın arkadaşımız intihar etmiş. Ölmüş sanırım ya. Cambridge Lanet üyeleri Tianming Li. Felsefe bölümünde birinci sınıf öğrencisi olan Tianming Li, Cambridge Curse'daki ekipmanlardan sorumludur. Bugün tuvaleti kullanırken bölüm arkadaşları onu aday gösterdi ve arkasından öğrenci birliğine üye olarak seçti. Öğrenci birliğinin diğer kıdemli üyeleri tarafından Cambridge Curse ekibine katılmaya yarı zorlanan Tianming birçok kez bırakmayı denedi ama ekran başındaki ne alaka? Akran baskısı nedeniyle yenik düşmeye ve takımda kalmaya devam etti. Çünkü o gün Tianming Li Kimodameshi etkinliğinin olaysız bir şekilde bitmesi için her gün dua ediyordu. Yemin ediyorum bunları okurken Türkçem gelişiyor ya. Geldi geldi. Bizim arkadaşımız Yujin galiba. O ölmüş. Anladığım kadarıyla. Tisihin Chao muydu? Neydi? Biz de oyuz galiba. Ama şu anda Yanmingli'yiz şu anda. Sohbet et. Selam. Ha? Akşam bir çay içer miyiz? Bir kahve içer miyiz birlikte tatlı kız? Ha? Sen ne içelim? Sen ne içelim? Kral sen ne mi içeceğiz ya? Oğlum böyle de olmasaydı iyiydi ama. Tamam. 学长，你为什么都不怕？因为该来就是会来，不会来就是不会来。哎，你那护身符不是很厉害吗？不用太担心啦。嘿，学长，你懂哦。学长人这么好，下次求一个护身符给他好了。 Allah Allah. O benim beni hu, o benim beni hu, o benim beni hu, benim beni hu. Ne haber lan? Şş. Gel seninle bir çay içelim. İçebiliyoruz mu? Ee, Wei Yao 学长还好吗？ 废话，一看就知道不好啊。嗯，不对啊，你怎么突然变正常了？刚刚不是还怕的要死？我刚跟学长聊过之后，就突然顿悟了嘛。 反正要搞直播，光数解题怎么会搞？对吧？korktuk diye de altımıza mı变sıçalım聪明sürekli了ya? 哎！不过这学长姐真是，难得有机会可以整文耀学长，竟然什么都不告诉我，光拉着绳子也太无聊了。说真的，无聊比较好啦。你再给我说一次。Hello，学弟妹们，大家好啊！哇，半夜12点还这么多人哦！啊，对对，没错，这个。就是传说中的女鬼桥。传说中午夜12点数阶梯会多一阶的传说，到底是不是真的呢？女鬼学姐会不会出现在桥上呢？阶梯真的会从13阶变成14阶吗？看到了，现在konuşma çok ilginç değil mi siz ama la be siz ama可以直接开始了吧？ve bunu anlıyorlar yani anlamlı bir şey çıkartıyorlar vallahi tebrik ediyorum diyecek玩这hiçbir şey 个没人yok. 再带护身符的。坚强点，来这招哦！Oğlum hayalet mayalet çıkarsa ne yapacağız? Sıçtık o zaman. Ama bizim tılsımlarımız var. Tılsımlarımız bizi korur. Kral. Adam gitti abi. Çocuk gitti vallahi. Çocuk gitti. Siktir. 14阶，真的假的？ Oh. 人嘞！哎，别来，别来，别来，别来，别来，别来，别来，我们女朋友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 ，我们女朋
Nereye gideceğim? Allah belanı versin. Ama her yerden geliyorlar. Ama her yerden geliyorlar. Her yerden ya. Önümde de birisi vardı az önce galiba. Allah. Abi dolaplara saklanın diyor da bir tane dolap bulamadım az önce ya saklanacak. Aa şurada bir tane var. Allah. Omanimenemo. Allah. Allah. Oğlum nereye saklanacağım ya? Şimdi buradan abi buraya gidemiyoruz belli. Bir saniye kaçacağız. Çifte basınca da koşmuyor ki şerefsiz. Hadi koş artık ya. Bu sefer sağdan gideceğim abi. Hayır soldan gideceğim. Hayır oradan gideceğim. Hayır. Oğlum ben bunlardan nasıl kaçacağım lan? Her türlü yakalıyor. Hayaletin görüş açısından kaçın diyor. Herkes de kaçtı, herkes de gitti ya. Abi nasıl o kadar hızlı gittiler ya? Bak buraya giremiyoruz. Mecbur buraya gideceğiz. Evet abi memeho. Hop omani memeho. Allah. Ben burada ne yapacağımı zerre anlamadım. Gerçekten zerre anlamadım. Ama yapacağız bir şeyler. Dur bakalım. Şimdi bak. Buradan yola çıkıyoruz. Buraya zaten giremiyoruz. Daha denedim olmadı. Oradan geliyor bak. Oraya gidemeyeyim diye oradan geliyor şerefsiz ya. Orada bir tane şey var. Onun içine girmeye çalışıyorum. Oraya doğru gittiğim zaman oradan geliyor. Benim bir yol oluşturup oraya mı gitmem lazım? Ya benim o şeye girebilmenin bir yolunu bulmam lazım anladığım kadarıyla abi. Memeliyo. Bu taraftan şimdi bir tane gelecek. Aynen. Buradan geliyor. Şuradan şöyle dönsek. Böyle çıksak, böyle koşsak. Allah'ım. Becerdik be. Ulan yolu bulamadık. Demek yolu bulamamıştık az önce ya. O kadar uğraştık. Lan? Zhen Lin, bu da gerçek. Gama o. Abla sen niye bu kadar rahatsın lan? Az önce bir hayalet gördük. Bu sıca. Zola, yüyen kesu, huşu ben o. Sana var ya kafa atarım ha. Oğlum az önce hayalet gördük lan. Tipine sıçtım.
Oğlum az önce hayalet gördük. Bir tek ben mi gördüm bu hayaleti? Anlamadım ki. Aynen, daha yapılacak önemli şeyler var. Nereye gidecektim ben? Oğlum, ya sen miydin Allah senin? Nereye gideceğiz ya? Yeniden gruplandırmak için Öğrenci Birliği ofisine geri dön. Öğrenci Birliği ofisi neredeydi? Bu taraftaydı işte. Buralardan bir yerlerden mi girecektik acaba? Ya da buraya mı gireceğiz acaba? Kadına bak ya. Salak salak hareketler yapıyor bir de. Götümü kaç tane şey yedi, hayalet yeri biliyor musun orada? 怎么这么黑，这么安静？学长姐还没回来哦。不知道，进去等吧。Girmesek? Burası değil, burası değil. Burasıydı galiba. Burası işte bak, bur. Kaç da?哎呦呀！我的小心脏，这么逼真是要吓死谁啊？干嘛？你有觉得我没用啊？没有要骂你啊！你有病哦！我只是不甘心啦，一样都是扮女鬼，我得装舒惨了。Oha, siz onun hayalet olduğuna inanmıyorsunuz. O yüzden bu真的kadar吗？rahatsınız. 可是说起来，那个女鬼是谁啊？我管她是谁，反正不是整我们就好。真的吗？可是雪桑姐他们都没回来，我觉得好奇怪啊！该不会我们其实也是雪桑姐的目标？赞啦，这样就有趣了。如果学长姐敢玩我们，那我们就陪他们好好玩啊！啊？哈什么哈？赶快去找有什么东西可以用啊！Ne mesela? Ne arıyoruz şu anda? Ya arayalım madem, hadi. Bak bu kullanılır bence, bunu alalım. En kötü şey, bizi öldürürken içeriz diye ne yapalım? Bunu vallahi aldım ama alacağımı hiç düşünmediğim için okumadım. Önemli bir şey mi yazıyordu acaba içinde? E-Devlet online müzayede kişinin en iyi alışveriş arkadaşıdır. Okey.哇，太猛了！这个要给郑连看看。Burası açılmıyor. Yok kızım, başka bir şey. Ne bulduğunu yine göster. Al.哎哎，郑林恩，你看这个。嗯，学长没事网购这么大一箱驱邪用品做啥？有病你！其实里Oğlum,面şeytan好çıkarma像有一eşyası箱diye是bir şey我mi的。satılıyor sizin orada?哎Değil misin呦，yani? Böyle bir şey啊，就olmaz之前herhalde,学değil长mi?说叫我给他一点钱，他来负责我们两个那天营队燃Düşünsene起来çarşıya的事，çıkıp bir我以kutu为是要şeytan带çıkarma走，eşyası satın结果alıyorsunuz是这些Türkiye'de.东西。傻眼。哎呦，反正买了都买了，不然我们来布置一下。也行，反正他们扮鬼，我们驱邪。等一下，要是鬼精来了，我们就反过来吓吓他。Siz acaba farkında olmadan şeytan çıkartacak olabilir misiniz? Anahtar evler. Bu odada mı peki? Yani anahtar öğeler bu odada mı? Değil. Tabii ki bak, burası açıldığına göre burada. Ya Allah senin. Aklım gitti ya. Ben ya onun çevirmiş satın aldığı şeytan çıkarma sitindeki öğelerden biri diyor. Tamam.
Al bunu. Tamam. Ben Neon'un çevrimiçi biri. Günde sadece 10 tasım yaptım, ekstra yok diye garanti veriyor satıcı. Garip bir şekilde elde edilmesi zor görünse de çevrimiçi olarak mevcut olan tasımların sayısı hiçbir zaman ondan az olmamıştı demiş. Peki. Kapatalım bunu. Kutsallaştırma şeyden çıkarma ve kötü ruhları kovma gücüne sahiptir. Ayrıca alıcıların mumları yakma imkanı olmaması durumunda bir kutu kibrit ile birlikte gelir. Allah razı olsun. Kıbrıtımızı da veriyorlarmış, kıbrıtımızı. Ver şunu. Satıcı ürünü göndermeden hemen önce alıcılara şunu hatırlatıyor. Hayır dua sağ ol. İlginç. Şimdi şu tarafa bir bakmadık galiba. Şu iç taraflara bakmadık. Buralarda da bir şey yok ama yani bu kadar olabilir bulduklarımızdı. Bakalım bir yerine koyalım. Eksik gedik var mı bir görelim abi. Şimdi şunu koyuyoruz. Ortaya bunu koyuyoruz. Mumlar sanırım bunlar. Şuraya diğerini koyuyoruz. Bir tane anahtar öyle yok. Bir tanesi eksik. Neymiş o abi? Değişik bir şey. Bu lan galiba. Van Yeon'un çevrimiçi satın aldığı şeytan çıkarma sitesindeki öğelerden biri. En çok ses hayaletleri korkar. Bir yüzük onları korkutur. Ne? Satıcının ünlü sloganı buydu. Slogan o kadar akılda kalıcıydı ki şeytan çıkarma çanları satıcıları onu kullanmaya başladı. Okey. Yerleştirelim abi. Şeytan mı çıkartıyor? Şeytan mı bizi çıkartacak bilmiyorum ama bir şeyler olacak. Lan kız uçuyor sandım ha. Allah'tan masanın üstündeymiş. Kitle iletişim bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan De Juan Ji görevli kamp görevlisidir. Birinci sınıftan beri De Juan yakışıklılığı ve centilmen tavrı üniversitenin kız öğrencisi nüfusunun büyük ilgisini çekti. Okulda popüler bir figür olması uzun sürmedi. Mr. Nice Guy gibi bir takma adla De Juan'ın kurallardan ve emirlerden sorumlu kamp subayı rolünü kabul etme kararı herkesi şaşırttı. Ancak kimse onun görevini bilmiyor. Okey. Ne oluyor lan nereye geldik? Kılını ve yo. İngel kuybe şahsılı ba. Rugu kıyı cümle cümle. Oğlum ağaca mı çıkmışım lan ben? 这样会打坏计划呀！阿全，你在哪里？我警告你，你敢吓我就试试看。再不去找他，就要生气了吧？ Aa, boruyu arayın. Aşağıdan bağırıyordu. Evet, yukarıya gidemiyoruz. Ya. Allah'ım inşallah normal insandır. Allah'ım inşallah normal insandır. İnşallah normal insandır. Hey，找死啊！不是警告过你了。真不好意思，连鬼都要怕你了。对，我就凶，怎样？我也是担心你啊。结果你看起来完全不怕，我想要展现一下男子气概都不行。切，少来这种老派的说法。啊，不过这雾还真刚好。直播气氛应该会很不错。
Oğlum az önce biz niye kaçtık o zaman ya? 学姐应该很高兴吧，事情完全照着她的计划走。她开心就好，要是真的可以因为她多点报名人数就好了。奇怪，都过这么久，其他人怎么还没回来啊？刚刚文耀叫的超大声，你有听到吗？<笑>我有听到，超惨的，等下都不知道要安慰她还是笑她了。不过其他人呢？学姐呢？还在直播。 应该是追着文耀过去了，然后刚刚林恩打给我说，大天被烧到快晕倒了，所以他先带他回宿舍了。宿舍，学伴不是更近吗？算了算了，回去找他们吧。好，都听你的。Yurda gidiyoruz. Hadi bakalım yurda gidiyoruz. Gel lan, arkamdan gel. Beni yalnız bırakma ne olursun. Hayda. Oğlum yurda git demedin mi? Yurt bu tarafta değil mi? Tamam. O zaman karşıdan mı gideceğiz acaba? Karşıdan gideceğiz galiba ya. Hiçbir yere girmeme de izin vermiyor zaten şu anda oyun. Arkamda mısın lan? Heh. Yurda gideceğiz şimdi. Kızlar yurduna mı gideceğiz? Galiba kızlar yurduna gideceğiz. Gerçi kızla erkekli kalıyordur bunlar herhalde. Ayrı değildir. Daten, nasıl kaçıyorsun? 大姨嘛，能玩的时候就尽量玩也好。 Oğlum niye onlar ayrı ayrı gittiler? Aa kız orada. Ha? Ren ne? Nereye gitti lan kız? Kayboldu birdenbire. Öğrenci yurdu burası işte. Giremiyoruz abla. Buradan girelim. Sigorta bulacağız ha? Peki. Oğlum sigortayı da nereden bulacağız ki? Düz gidelim bari. Şu tarafa çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Düz ilerleyeceğiz. Böyle sağa sola bir göz atalım. Neler var neler yok. Oğlum ortamın çok sessiz olması beni acayip gerdi şu anda ya. Allah Allah, yapılacak daha önemli işlerim mi var? Lan. Bana sigorta lazım. Bence buradan sigortası vardır. Ama gidemiyoruz bu tarafa. Oğlum gerçekten tuhaf bir durum ya. Aa. Okul güvenlik ofisi anahtarı. Ortak kapı anahtarı dağıtım kutuna yerleştirilmiş yedek anahtar. Yan kapı çalışmıyorsa ve güvenlik görevlilerinin hiçbirine ulaşılamıyorsa güvenlik ofisine erişim sağlamak ve dağıtım kutunu sabitlemek için gerekli araç ve bileşenleri almak için kullanılabilir.
Bir dakika şimdi. Yan kapı. Yan kapı nerede lan acaba? Gao什么? 像在玩密室逃脱一样，也蛮有趣的，就陪他们玩一玩吧。 线索提示应该就在这附近。我老了，这种惊喜我一点都不喜欢。你的话应该跟年纪没关系吧？你欠揍是不是？ şu tarafta bir kapı vardı galiba. Onun anahtarı olacak büyük ihtimalle bu. Yok lan burada değildi o kapı. Neredeydi? Daha ileri gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz. Şuradaki kapı mı acaba? Burada da kapı yokmuş. Oğlum ben nerede kapı gördüm az önce? Ha burasını gördüm. Yok burada da kapı yok. Aa ben kafayı yiyorum galiba. Galiba kafayı yiyorum gençler. Oyun bir de gerçekten çok karanlık. Puslu muslu gözüküyor ya şu anda. Bakalım bu tarafa gidebiliyor muyuz? Bu tarafa gidebiliyorsak yüksek ihtimalle bu taraftan alacağız. Evet burası. Profesyonel görünümlü bir alet kutusu yüksek kaliteli bir görünüme sahiptir falan filan. Oğlum bana bir şey ver yani bana bunları anlatma bana bir item ver bir şey ver anlatabildim mi? Bilgisayarların olmadığı günlerde okul güvenliğinin kayıt tutma ve not gönderme yöntemlerinden biri buydu. Bu önemli bir uyarı kaza mahallinin yakınlarına sokak lambaları yerleştirildi ve bundan sonra daha gayretli olmalı ve yakınından daha fazla geriye devreye gezmeliyiz. Davucu usta rahibin bize söylediklerini hatırla. Köprünün yanındaki tılsım çıkarılmamalıdır. Her devriyede kontrol etmemiz gerekecek. Ayrıca sitenin yakınında herhangi bir öğrenci veya medyadan herhangi birini görürseniz onlardan kurtulun. Hayalet oldukça güçlüdür. Tılsım düşerse ve yin gücünün zirveye ulaştığı gün olur. Ve o zaman işleri halletmek için taocu bir rahip bulamıyoruz. Üstad bize yardım etmesi için büyülü bir kılıç bıraktı ve sonraki eğitim seansında kılıcın yeri ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgilendirileceksiniz. Unutmayın bu bildirimin içeriği gizlidir. Başkalarının bulmasına izin vermeyin. Aç bakayım. Asiktir. Oğlum bir nadal yiyecektik lan altı üstü. Şerefsiz. Neyse. Neyse abi yiyin siz yiyin. Nadal'ı da siz yiyin. Her şeyi siz yiyin. Yürü kız. Gidiyoruz. Dağıtım kutusu bileşeni. Güzel. Kapatamıyoruz mu? Ha, korktun mu da orada bekliyorsun? Şimdi dağıtım kutusuna gidiyoruz abi. Dağıtım kutusuna bunu takacağız. Kapıyı açacağız. Ve evet. Tokyo Üniversitesi efsanesi Beşin Laneti. 2012 yılında okul kampına katılan 5 öğrenci garip sebeplerden öldü. Olayın zaman çizelgesi ve ayrıntıları 1979'da 5 öğrencinin gölde boğularak öldüğü başka bir olaya çok benziyor. Üniversitedeki eski bir güvenlik görevlisi bunu lanetten kaynaklandığına kesinlikle inanıyor. Köprünün altındaki hayaletin ayrıca hayaletin gücünün her 4 yılda bir 29 Şubat'ta zirveye ulaştığını ve bu nedenle öğrencilerin ve personelin o gün özellikle dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Peki. Nereye bakıyorsun lan? Abla keşke bir boka yarasam be. Hani
Keşke sen de bir şeylere yarasan da. Zaten peşimizde hayaletler var. Anlamadım ki ben bu iş. Sürer hala falan hanca. Ama önceki bu süre böyle boş mu? Oh, de ya. Bu ne? He. Puzzle. Puzzle olmadan da olmaz tabii ki. Yeşil yeşile büyük ihtimalle şimdi değil mi? Böyle. Böyle yapalım. Tamam. Sarı sarıya büyük ihtimalle. Peki. Oğlum sarı yandı. Yeşil niye yanmadı lan? Neyse bir ibnelik olabilir. Tam çözemedim ama. Aa hepsi yandı şimdi. Tamam. Açın lan kapıyı. Şerefsizler. Oğlum bunlar ruh mu kovacağız diye bizi kovmasınlar. Sıkıntı olmasın ha. Şş. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Peki. Peki abi. Peki. Evet gençler, bu bölümü burada bitiriyorum. Bölümlerin ortalama süresi 40-50 dakika kadar olacak. Bilginiz olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Benim merakımı cezbetti oyun açıkçası. Sonunu getiririz diye düşünüyorum. Evet. Bu arada The Chant'in de internetten getirilmiş versiyonunu buldum. Şimdi yapmam gereken 5. bölüme başlayacağım. Yaklaşık bir yarım saat kadar oynayacağım. Daha sonra video çekeceğim. Çünkü kaldığım yere kadar tekrar gelmem gerekiyor oyunda, biliyorsunuz. Her neyse. Eğer beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Korku oyunlarını seviyorsanız da kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.